farklı sektörleri ve o sektör. Evet, açmaya başlıyoruz. Tabii benim ablam ama önce şu kıyafetlerimizi değiştirelim istiyoruz. Uygun harbiden de güldüz kıyafet bir şey. Sonrasında ustam bize işi öğretecek. Birlikte kesimden tutun. TV ekranlarına Alın Teri programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bizler ekip olarak gezmeye devam ediyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. Efendim bugün Yunus'la birlikte çıktık yollara. Ve neredeyiz? Et ve süt entegre tesisindeyiz. Kocaman bir çiftlikteyiz ve bakalım bu çiftlikte neler yapılıyor. Efendim hayvanların, büyükbaş hayvanların özellikle bakımlarını veteriner hekimimizle birlikte yapacağız. Samanlarını vereceğiz, yemeklerini vereceğiz, sularını vereceğiz. Onların hazırlık aşamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında süt sağımı yapacağız tabii ki. Ve buzağlarımızı besleyeceğiz inşallah. Güzel, keyifli bir bölüm olacak bence. Efendim Alın Teri tüm güzelliğiyle başlıyor. Evet sevgili izleyicilerimiz, birazdan biz çalışmalarımıza başlayacağız ama onun öncesinde veteriner hekimimizden burada yapılan işler hakkında kısa bir bilgi almak istiyoruz. Yani mesaimiz neyle başlayacak ve neyle sonlanacak? Bunun hakkında bilgi alalım. Efendim merhaba. Merhaba. Hasan Bey bizimle birlikte aynı zamanda veteriner hekimimiz. Sizi kısacık tanımak istiyoruz ve sonrasında burada biz mesaimizde neler yapacağız? Ben Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1989 mezunu. Konyalıyım. Hadim bölgesindenim. Mesaimiz yem fabrikası üzerine başladı. Aynı zamanda hayvan beslemesi üzerine, kurbanlık hayvan, inek, süt inekçiliği hayvan, evet. Buzağı besleme. Bu çiftin içerisinde civciv ve tavuk, yumurta tavukçuluğu da var. Ooo bayağı bir iş var. Evet, aynı zamanda bunların yemlerini de rasyonlarını yapıyoruz. Besleme takiplerini, deneme çiftlerimiz var burada. Onları önce deniyor, sonra halkımıza sunuyoruz. Diğer alanlarla alakalı belki sonradan bir program daha yapabiliriz. Civciv yem gibi. İnşallah. Bugün biz büyükbaş hayvanlarımızın bakımlarını sağlayacağız. Evet. Büyükbaş hayvanlarımızın bakımlarını önce ne yapıyoruz? Bunların yemlerinin rasyonlarını besleme şekillerine göre besi, süt, buzağı, kurbanlık olarak ayırıyoruz. Hepsi ayrılıyor mu beslenmeleri? Ayrı besleniyor tabii bunlar. Nasıl oluyor? Kurbanlıklarımızın burada doğal besliyoruz. Yani çok kimyasal herhangi bir kimyasal demeyelim de ek katkı olarak bir şey vermiyoruz. Doğal yonca, saman, ot olarak besliyoruz bunları. Evet. Daha lezzetli, etler lezzetli olsun, herhangi koku olmasın diye. Süt inekçiliği tabii süt artsın, çok süt olsun ve lezzetli olsun. Ne katıyoruz bu arada bunların besinlerine, ne veriyoruz? Ne veriyoruz? Yonca, saman, fi, ot, içerisine mısır, buğday, arpa işte ve küspelerden oluşan. Bayağı bir besin değeri yüksek olan şeyler. Beslemek lazım. Beslemezsen olmaz. Evet, et olmaz. Aynen. Hayvanlar zayıflar. Bizim burada tabii veteriner hekim, iki veteriner arkadaşız biz burada. Tabii farkımızı da istiyor patron yani. Siz burada iki tane kişisiniz. Daha farklı besi olsun, daha sağlıklı olsun hayvanlarımız. Bence de yani. Fark istiyor. Biz de daha dikkatli davranıyoruz. Başında bulunuyoruz hayvanların beslenmesinde. Beslasyonlarını ayrı ayrı yapıyoruz. Çok güzeller ama ya. Ben hayvanlara karşı inanılmaz bir sevgi besliyorum. Tabii yakından çok fazla yaklaşarak sevemiyorum. İnşallah bugün bakalım neler yaşayacağız bilmiyorum ama besleme kısmıyla başlayalım. Ne yapacağız ilk önce? Bu hayvanların rasyonlarını biz ayarladık daha önceden. Ne kadar saman katılacak, ne kadar yonca katılacak, ne kadar fi katılacak, ne kadar yem verilecek. Bunların, bu biz daha önce hayvanın bünyesine göre beslenme şeklini ayarladık ve bunlar için tabii teknoloji, şimdi artık elle karma diye bir şey yok. Teknoloji var. Makinelerle karıştırıyor. Makineler daha homojen karıştırıyor. Daha düzgün besleme oluyor. Doğru. Makinamız içerisine hazırladığımız rasyona göre içeriklerini koyacağız. Bunları güzelce karıştıracağız. Karıştıktan sonra
homojenite elde etti bakacağız. Homojenite elde edildi mi hayvanların önüne dökeceğiz, hayvanlar da böyle yiyecekler. Oo, peki günde kaç öğün böyle veriyoruz yemlerini? Veriyoruz. Sabah 7, akşam işte 6-7 arası. Yani soğanları da mı aynı şekilde? Hem sabah hem akşam. Evet, akşam. Sabah saat 4'te 5'te başlar. İşte 7.30 gibi biter sağım. Akşam da 5'te başlar, 7.30 gibi biter. Bugün işimiz bayağı bir var Yunus bence. Çalışmaya bir an evvel başlayalım. Bakalım yem karma işiyle işinde neler yaşayacağız. Bunu hep birlikte görelim. Evet, balyalarımızı açıyoruz önce. Bunları da keseceğim. Yunus, akşama bitiririz inşallah biz bu işi. Hepsini açıyorum. Soğan! Balyayı açtım. Ah, gidiyor. Ah, dur. Şunu ben bir şuraya koyayım. Atacak mıyım bunu böyle? Yunus, harbiden alın teri yalnız bu var ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar yoncaymış bu. Yunus gülme oradan pis pis bana. Köyde az çalışmadık biz bu işlerde. Ama tabii yıllar geçince üzerinden çocuktuk yani. Biraz seri olmam gerekiyor sanırım. Yoncalar şimdi samanlarda sıra. Çok sıcak ya. İnanılmaz bir sıcak var ve sıcağın altında böyle çalışmak gerçekten zor. Tamam. Bu hazırmış zaten. Kesilmiş. Tamam, bunu da atacağız makineye, sonra karacağız. Sonrasında tabii. Evet. Hayvanlarımıza yemlerimizi vereceğiz. Yavaş yavaş. Şimdi arabalar varmadık biz buraya, kullanamasam da. Yavaş yavaş. Alışacağım. Hocam. Biraz ani hareketler yapıyorum. Şimdi kesilmiş samanlarımızı atacağız. Allah. Bu çok büyük geliyor ama. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Şöyle. Ah, evet. Bunlar nereden geliyor bize bu arada? Bunlar şeyden, bu çiftliklerden geliyor. Çiftliklerde özellikle bunları balyar diyorlar. Aa, ne güzel. Bunları satıyorlar tabii haliyle. Tabii şeylerden değil mi? Tabii, büyük çiftliklerden, buğday. Buğday, evet. Öyle mi alalım? Da alamadık. Evet, her bir nimet işe yarıyor. Görüyorsunuz değil mi? Buğdaylar toplandıktan sonra bunlar boşa gitmiyor. Tabii. Saman oluyorlar. Bu kaba yem olarak geçiyor. Şeyleri kaba yem. Bir de bunların ince yemleri mi var? Bunların da kesif yemi var tabii. Bunlar kaba yem. Buğdaydan, mısırdan, küpeden oluşan kesif yemleri var. Evet. O kesif yem de daha besleyici tabii haline. Bunu da böldük. Evet. Allah. Tamam. Bir ölçek oluyor. Tamam, bir ölçek doldurduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş kaldırıyorum. Şimdi bunu kaba yem olarak, yoncasını koyduk, evet. Samanını da koyduk. Şimdi yem, kesif yem dediğimiz hazırlanmış. İçinde mısır, arpa, küspeler, vitaminler, mineraller, içinde melası da bulunan hazırlanmış bir kesif yem koyacağız. Yani kesif yem dediğimiz besleyici daha yüksek olan, bunları tamamlayacak bir yem koyacağız içine. Buna fenli yem diyoruz. Fenli yem. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi yemimiz geldi. Onu da atacağız arabaya. Sonra karışacak değil mi? Doğru evet, söyledim. Karışacak. Bir 15 dakika karışacak. Ondan sonra hale gelecek. Sonra da biz dağıtmaya başlayacağız. Yer hazır. Dağıtın. Allah! Asıl iş orada başlıyor bence de. Tam bir alın teri oldu. Yunus, sen de terledin.
Yunus da şu an alın teri döküyor. Hepimiz gerçekten yorulduk. Sıcaktan yorulduk daha çok. Şöyle açık şuradan kesiyoruz. Şöyle. Evet. Beraber. Şöyle bir saniye. Şuradan da alıyorum. Dur. Çünkü açık şöyle açıyoruz. Açık şöyle şuradan. Yenilerimize bak. Çok güzel değil mi? Şu etiket bulunmak zorunda. Bana da ne? İçinde besleyici değerler var içinde. Evet. Proteini, selülozu, yağı, külü, fosfor, sodyum, kalsiyum. Miktarları yazıyor. Tabii mineralleri, miktarları bu etiket kanunla göre zorunda. Prospektüs oluyor efendim bir nevi. Prospektüsümüz. Doğru mu? Evet. Prospektüs gibi oldu. Yani aldığınız bütün ürünlerde üzerinde mutlaka bu değerlerin olması gerekiyor. Dikkat edin lütfen buna. Şimdi aracımız gelsin. Bunu dökeceğiz komple. Evet. Beraber tutacağız. Bunu da alalım. Bunu ben cebime alıyorum. Etiket. Ben indirmeye evet. başlıyorum. İndiriyoruz. Yavaş yavaş. Samanlar gözüne girdi tabii bu arada. Elli kiloluk bir çuval. Nasıl kalkar bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hoppa. Ay. Evet. Kaldırıyoruz şimdi. Allah. Çok ağırmış bu. Of. Dökülecekler ama ben bunu kaldırırken. Şöyle bakalım şimdi. Dökülecek. Dökülmezler evet. Değil mi Mario? Yok yok. Direkt içine gider o. Yani. Ne kokuyor? Ne yani? Bilemedim. Kaldırıyorum şimdi. Şimdiye kadar neler yaptık sevgili izleyicilerimiz? Samanlarımızı, yoncalarımızı arabaya koyduk. Karıştırıcı bir makinemiz var. Sonrasında besin değeri yüksek olan yemimizi de attık. 15 dakikalık karışma süreci varmış. Fenli yem oluşturacağız böylelikle. Şimdi biz hayvanlarımıza o yemleri vermeye başlayacağız. Sonrasında da herhalde süt sahamına mı geçeceğiz? Süt sahamına geçeceğiz. Sahama geçeceğiz. Yemin yiyen hayvanlar süt verecek tabii. Evet benim de. Bu arada... Hasan Ustam dedi ki hocam her birinin beslenme şekilleri farklı farklı dedi. İşte kurbanlıkların beslenme şekli farklı, süt ineklerinin beslenme şekli farklı değil mi? Buzağların farklı. Hepsinin kendine göre formülleri var. Buzağları sütle besleyeceğiz çok evet, güzel. Buzağlar evet. Sütle besleniyor. Besiler arpa, mısır daha enerjik yemlere besleniyor. Sütler evet. Daha proteinli yemlere besleniyor. Kurbanlıklarda hem proteinli hem de enerjili yemek daha hemen acil lazım onlar kurbanlıklar yetişecek. Süper ama ve günde iki öğün biz bunların besinlerini veriyoruz. Çünkü dinlenmesi için vakit da lazım. Evet. Dinlenmesi için iki öğün arasında dinlenerek daha et veriyorlar. Ay, çok güzel veriyor. Bakar mısınız? Çok güzeller. Oy kuzum benim sarı fıstığım. Kuzum yerim ben seni yerim. Evet ama ben elimi veremem öyle. Korkarım. Ay, her biri birbirinden güzeller. Çok da bakımlı görünüyorlar. Bakımlı bunlar etli bakımlılar, ya. Bakımlılar, etliler. Etler yumuşak istiyor. Bizim insanımız yumuşak eti seviyor. O yüzden yani daha yumuşak etli. Neyi tercih edersiniz peki böyle? Hani biz kasaplara gidiyor. Tabii üreticiden tüketiciye giderken o süreçte birçok şey yaşanıyor değil mi? Tabii. Bunların bakımı aslında burayla başlıyor tabii, her şey. Şimdi et alımını yaparken neye dikkat edelim? Gerçi bunu biz yine patronlarımızla evet. yine konuşacağız ama Hasan Bey'den de yine bilgi alalım istiyorum. Et kalitesi olarak et kalitesi birinci sınıf et kalitesi genç dana etidir. Erkek evet. dana etidir. İkinci niye düve değil mi? İkinci düve. Ha peki önce de var. Erkek ama sert eti. Oluyor yine onların etleri. Genç olacak. 2 yaşını doldurmamış genç danalar kurbanlık olmuyor bunlar ama kesime geliyor. Bunların etleri daha mozaik oluyor. Erkek dana olunca daha mozaik ve kaslı oluyor, lezzetli oluyor. Kavurması yemek için daha güzel oluyor. Düveler yumuşak olur. Mesela düveler lütfen tüketilmesi için düve eti. Düve mi tercih ederler? Düve tarafı yumuşak olur ama yemeğin içinde dağılır bunlar. Ondan sonra işte inek eti oluyor. Aslında yapacağınız yemeğe göre de bunun seçimlerinin evet, yerleri bile önemli değil mi? Evet. Çok çok önemli. Düve yemeklerinde yumuşak et, düve eti kesiyorlar. Mesela endüstriyel ette dana eti.
Birinci sınıf dan eti mesela. Evet. Kaliteli oluyor, endüstriyel eti oluyor. Özellikle sucuklarda. Evet. %100 dana eti. Evet. Olmalı mı? Evet. Vallahi her şeyi yiyoruz. Şimdi yani satılıyor, çok sunuluyor bize. Yani kaliteli sucuk almamız lazım. Nereden bilebiliriz bunun kaliteli sucuk olmadığını? Firmalar yani. Firmalar ciddi bir firmaysa zaten kendine hile yapmaz adam yani. Çünkü şimdi, ismini koyuyor üstüne. Tamam, reklam yapan firmalara hep yöneliyoruz zaten. Diyoruz ki markalaşıyor çünkü reklamla, tanıtımla. Marka yerlerden alıyoruz ama bazen onlarda da sorun yaşayabiliyoruz. Ne için? Ya şimdi şöyle, marka... Hani içeriğine mi bakalım? Yoksa duruşundan bilebilir miyiz, görünüşünden? Şimdi Türkiye'de yeni gıda kodeksine göre artık firmalar içeriklerini yazmak zorunda ve içeriklerini gıda kontrol müdürlükleri kontrol ediyorlar. Bunlar evet. İçeriklerine bakıyorlar ve ciddi şekilde bunları inceliyorlar ve ciddi cezaları var bunlarla. Hı hı. O yüzden mutlaka içeriklerine bakmamız lazım. Koruyucuların, dana etlerinin, yağ oranlarının, et oranlarının hangi bölgeden etin alındığını bakmamız lazım. Bunun için de bu arada tabii insanların kurumsal firmalardan bu işi ciddiye almış, gelecek bekleyen firmalar bunları hile yapamazlar. Doğru yaparlar ve insanlara hizmet mi sonuçlar? İnsanlar para veriyorlar. Ay evet, insanlar para veriyorlar. Önemli olan bu zaten. En iyisini almak istiyorlar. Evet. En iyisini almak istiyorlar. Biz bu tabi boğa tarafına bunlar geldik boğa, sanki. Evet. Bunlar besi danaları. Bakar mısınız? Bunlar tehlikeli madde yalnız. Bunlar genç daha. Bunlar bir yaşında danalar. Bakışa bak ya. Şekerim çok güzelsin. Bak gözleri kanlanmış. Bunlar bunların cinsi böyle. Ne? Bunlar akbaş diyorlar. Bunlar simental. Ha simental. Bildiğiniz simentallar. Ay. Bunlar küçük daha. Bir yaşında yok bunlar. Ya. Çok güzeller. Beni besi aldılar bunları. Ama beyliler maşallah. Evet, evet. Maşallah size maşallah. Efendim birazdan yemlerini vermeye başlıyoruz. Ama insana. Evet. Şimdi sadece bunları ineklere yemlerini verdik. Sevdik de sevmeyle evet. Bitmiyor iş değil evet, mi? Evet, bir de altlarını temizleyeceğiz. Asıl zor işler de burada var diyor bence. El arabamız. Temiz olmalı ki altları hayvanlar daha refah içinde. Yani hayvan refahı temizlikten aynen geçerler. Rahat olsunlar değil mi? Evet. Şimdi el arabasını çok severim de ne hangi yönden severim yalnız Yunus? Şuradan biri tek gelecek, ben şuraya oturacağım ne güzel. Küçükken oynardık bununla ha. Onun gibi hissettim şu an kendimi. Hadi bismillah. Allah, bunlar bana bir şey yapmazlar değil mi? Yapmazlar. Tamam. Hadi bakalım. Siz altını temizleyeceksiniz bunları. Bir şey yaparlar mı? Çıkıyoruz. Evet. Burada. Tamam. Geldim. Hadi bakalım. Kürek. Kürek getirsene. Küreğim nerede? Kürek orada. Kürek alıp geleyim ben. Kürek getir. Kolay gelsin. Şu oradan temiz. Şu altlarındakileri temizleyelim. Allah! Bismillah. Yiyonuz yapıyorsunuz valla. Çekil. Şurada abla şunlar var ya. Şunları alacağım, çekil. Evet. Töbeler töbesi. Ay! Yunus. Sonunda bunu da yaptık yani. Hadi bakalım. Dur canım benim. Şşt, doğru durun bakayım. Alamadım ben bunu. Hızlı. O da bakıyor. Güzel oldu güzel. Sıkıntı yok.
Kürek benden ağır, yemin ederim. Tamam. Allah. Bu işi zaten önce yapmışsınız. Hayvan aldım da sizin temizliğini görünce hayvan yapmış. Ama olmaz ki. Neden yapıyorsun? Kaçın bakayım oradan. Şimdi bu beni tekmeleyecek, yemin ederim. Ay, tamam. Kantar içinde kaldım. Çekilir misin inekciğim? İnekciğim tamam. Çekil. Evet, temizlendi. Tamam. Vallahi burası. Dur şunları da alalım. Tamam, İyice... bunları bitirdik ileriye. İleriye mi gideceğiz? Ay. Yunus. Tamam zaten. Vallahi çok... kaldım aralarında. Kırayım. Evet. Şöyle yapıyoruz bunu. Küreye de koyuyoruz, küreye koyuyoruz, size sürüyoruz. Başka bir maceraya doğru. Şöyle. Estağfurullah. Hadi bakalım. Sakın bana zarar vermeyin, tamam mı? Allah. Biri hala orada yapıyor. Öbür taraf daha kötü. Bence oraya mı geçsem ki? Burası neyse, burayı hallettik artık. Burayı da bu bölgeyi, bir bölümü temizledik. Tamam. Sıra öbür tarafta. Öbür de başkaları temizledik. Bitirdik işi. Öbür taraf kalmış. Baksana Yunus. Düdüt. Süt sağım saati geldi yalnız. Oraya da gitmemiz lazım. Çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Vallahi yoruldum. Düdüt. Ben geldim. Bunlar korktular vallahi benden. Hadi bakalım. Burada bunların hepsini alacağız. Allah. Aman yarabbim. Bunları nereye atıyoruz peki? Eskiden bunlardan tezek yapılıyordu. Bunlar çok iyi yakacak olur. Aynen. Şimdi gübrenin fiyatları çok fazla. Çok rağbet var. Aa, var mı eskiden öyle kalıp kalıp yapılırdı? Tabii. Buna çok rağbet var. Hadi bakalım. Oh. Şimdi bir aram versek acaba. Kürek benden ağır çıktı. Tövbe estağfurullah. Vallahi tekneyi yiyeceksin Yunus şu an. Bunu tabii ağırlaştı arabam. Şuraya dökecekmişim, şuraya Yunus. Nereye? Tepçelerine tarlaya götürüp yayıyorlar. Aa, tarlada kullanıyoruz tabii ki. Dışkılar bile işe yarıyor desenize. Çok, çok değerli şimdi. Evet tabii bence de. Doğru, böyle değil mi tekniğim? Evet. Hadi bakalım. Nasıl alacağım ben şimdi bunu? Nasıl kalkacak, çok ağır. Evet hocam bana. Şöyle bir de salladım mı şöyle? Ha sallayın, içindeki her şeyi dökülsün. Ay süper yalnız. Burada insan yaşlanmaz ya. Hadi gidiyoruz Yunus. Bayağı bir büyük çiftlikmiş. Yunus, daha nereden nereye geldik bakar mısın? Bu arada aralarda birçok farklı üretimler de yapılıyor. Şimdi biz sahmanedeyiz ve burada neler yapacağız? Sahmanede hayvanlar günlük barınma yerlerine, dinlenme, yemleme yerlerinden sahmaneye doğru geliyorlar. Sahmanede ayakları dezenfekte olduktan sonra sahm 10x10'luk bir otomatik sahm ünitesi var burada. Hı hı. Oraya geliyorlar. Orada hayvanlar yerleşiyor ve memeleri yıkanıyor. Dezenfektten sonra ve makinelere bağlanıyor. Toplu şekilde süt soğutma ünitesine geliyor. Soğutma ünitesinde bekliyor. Kromnikel depomuz var, soğutuculu. +4 derecede bunlar artık depolarda saklanıyor.
son nihayet tüketiciler geliyor, tankere doldurup götürüyorlar burada. Evet, sonra da fabrikalara artık süt paketli hale geliyor sizler için. Bunlar birincilik el değmeden üretilmiş. Elle sağlıyoruz değil mi? Yok, her şey otomatik. Eskide kaldı onda. Eskide kaldı. Burada çünkü el değmiyor hiç. Sadece temizlik ve tamam. Bakım yapılıyor. Peki, onu yapacağız o zaman. Hadi buyurun evet. Gidelim. Bismillah, sahneye geldik. Ay. Geldim. Ama buradan kaymayız değil mi? Bunlar nasıl temizleniyor peki? Nerede yıkamayı yapacağız? Burada mı? Sırayla. Günde kaç ton süt alıyoruz verimi? Burada hayvan başına 20-25 kilo süt alınıyor. Yaklaşık 100 hayvan sağlıyor. 2,5 ton falan süt oluyor burada. Oo maşallah. Günlük 2,5 ton. Harika. Evet. Sağ ol. Tabii şimdi sırasıyla göreceğiz. Hayvanların bu tarafa gelecekleri zaman mümeler temizleniyor ve el değmeden bunlar direkt depoya gidiyor ve soğutulmuş şekilde depoda bekliyor. Evet. Kantin içinde kaldık Yunus'u bu arada. Sahibaneniz çok güzel, iki taraflı, büyük. Şimdi sağdığınız sütler nereden gidiyor bu arada Hasan Bey? Sağdığımız sütler memeleri de bu şekilde sağlıyor. Aynı normal sağım gibi normal oluyor sağım aslında. Gibi. Evet. Evet. Oradan kanallar var, süt kanallar var. Kromnikeldir bunlar, paslanmaz. Bu kanallardan de içeriye depomuz var, soğutma depomuz var. Soğutma deposunda toplanırlar. Süper, süt şimdi toplanırlar. Ben bir ineğin sağım işlemini evet. Gerçekleştireceğim. Sağım hazırlığı olacak. Hazırlığı olacak. Sağım hazırlığı olacak. Yıkayacağız. Evet. Ve kendi ineklerimiz buraya kendileri geliyorlarmış. Rahatlamak tabii, açısından bir taraftan da. Süt olunca memeyi boşaltma için alışkanlar buraya. Ve buraya gelip... Saati gelince de ne kadar akıllı hayvanlar görüyorsunuz değil mi yani? Harikalar ya, süper. Evet. Evet. Şimdi biz burada hayvanımız hazırlayacağız. Nasıl hazırlıyoruz arkadaşlar? Burada şey var. Bu dezenfekte ve hazırlanmış bir sıvı bu. Evet. İçinde iyot solüsyonu bu. İyot solüsyonu. Evet. Bununla? İyot solüsyonu. Bununla memeyi dezenfekte temizliyor. Dezenfekte diyoruz ki mikroplardan arındırıyoruz. Herhangi maske. Yapabilir miyim sizce bunu? Çok rahat yaparsınız. Ay ama bayım tekmelerse? Yok tekmelemez. O seni sever sizi okşayarak sıcakça. Ya. Memeyi şöyle. Ama... Yok sıkıntı yok. Atmayan birini atalım. Gel şöyle. Korkuyorum. O bence iyi değil. Rahat olan biri. O bence ben... benim Allah'ı uçuruyor. Hangisini bir yapıyoruz? Şunu yapın gelin. Bak o rahat. Ha bu yapmaz değil mi? Yapmaz yani. Tekmelemez gibi. Evet yıkıyoruz böyle meme ağızlarını. Hatta rahatlar yani. Ay Yunus şu an yapıyorum yani. Korkuyorum bir tarafta. İçine batıracağım değil mi? Batıyoruz temizliyorum. Güzelce bol bol. Dezenfektan yapıyorum şu an. Ay dur kuzucuğum. İnişçe. Evet. Şimdi meme ağzı temizlendi. Evet. Şimdi şeyleri alıyoruz. Ay tamam herhalde. Şimdi şeyleri takacağız. Makineyi takı. Nasıl takacak? Nasıl takacağım? Yardım ediyoruz. Bu şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Evet. Aa başardım. Evet. Kendisi çekiyor zaten. Aa, bakın ne? Evet. Hadi kuzucuğum tamamdır. Şimdi sağıyor. Bunu başardık. Buradan da ne kadar sağım yaptığını gösterdi. Ne kadar sağım yaptığını göreceğiz. Evet. Şunları çekelim. Olanları çekelim. Bir tane daha yapalım. Ben de yapalım. Var mı? Şu olur mu? Şunu, şu iyi. Gel. Evet çıkartalım. O düşer zaten gelmeye. Bismillah. Bir şey yapacak diye korkuyorum. Hiçbir şey yapma. Bunlar alışık çünkü her gün yapıyorlar. Temizliği seviyor. Hatta seviyorlar hayvanlar. İnsanı seçmez değil mi bu? Evet, bakın biraz, yapan. Biraz. Ay dur. Yunus. Bebelleşme. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus, bir tane kaldım Yunus. Ay, kan ter içinde kaldım. Dur, bir tane kaldı. Gerçekten. Tamam, benden bu kadar. Dur kenarla. Tekrar süt sağımı takalım bir daha. Evet, buyurun. Bunu size vereceğim. Şunu takıyorum. Ha, şunu takacağız. Ha, şunu hazırlayın. Bunu arkaya takacağım. Yok.
Öyle mi? Evet. Bunda ne? Burada mı? Ya! Evet. Yanlış işlem yapıyorum. Tamam, bunda buraya. Bunu tamam. İki tane iliğimi hazırladım. Sağım başlıyor herhalde değil mi? Sağım başlıyor. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sağdığımız sütlerimizle buzağlarımızı besleyelim bence. Onların bir balonla beslenmelerini tamamlayalım. Sonrasında kapanışla yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. İşlemler tamamlandı. Sonrasında işletme yetkilimiz Kasım Bey ile birazcık sektör hakkında şöyle kısacık konuşalım istiyorum. Üretim hakkında biraz konuşalım istiyoruz. Sonrasında benim çalışmalarımı değerlendireceğiz ve kapanışı gerçekleştireceğiz. Aşılama yöntemleri mi? Hayvan doğduğu zaman hemen septiserum denen aşıyı yapıyoruz hayvana, deri altı. Arkasından hem bakteri hem mina şeyler için, bakteri, protozoanlar ve diğer parazitler için helikür denen bir ilacımız var. Onu 3 gün yapıyoruz ve hayvanı korumaya alıyoruz. Tabii bu Aynı arada güzel. Asıl koruyan şey anne ağzı dediğimiz ilk süt. Evet. Onun ne kadar faydalı olduğunu söylerler zaten. Hayatın devam için ve annedeki bütün bağışıklığın, hayattaki getirdiği, kazandığı kazanımlarını, bağışıklarını yavruya aktaran ağız dediğimiz. Ağız. İlk süt. İlk sütü veriyoruz. Şunun güzelliğine bak, minnacık. Bu daha küçük sanki. Ay kuzum benim, çok güzelsin. Hep sevcikmiş bunların. Hep sevcikmiş. Ay Allah'ım, yerim. Nasıl güzelsin sen? Çok acıkmışsın. Sen daha küçüksün. Sen? Ay bunlar sevilmez mi ya? Çok... Göbek kordonu kurmamıştı. İki günlük bu. Ya iki günlük mü? Sen ayakta zor duruyorsun. Göbek kordonu kurmamış. O kuruyup düşecek kendine. Burada buzağlara süt hazırlama, biberonlara süt doldurma işini göreceğiz. Yeni sağılmış ılık sütler. Yeni sağılmış ılık sütleri taba dolduruyoruz da buradan biberonları aktarıyoruz. Biberonlarımızı dezenfekte ediyoruz. Ve hiçbir mikroptan ari kaynatıyoruz. Her öğünde her temizliyoruz biberonlarımızı. Ve temiz olmak zorunda biberonlarımız. Bunlar değil mi? Ve her yavrunun, her buzağının biberonu farklı. Ama bir sürü buzağı var. Ama bir sürü biberonumuz olacak. Niye? Çünkü bir buzağdan diğer buzağa herhangi bir bulaşma, herhangi bir enfeksiyon olsun. Nasıl biliyorsunuz peki hangisi hangisini? Bunlar bilirler. Ciddi mi? Tabii bilirler bunlar. Çünkü bunlar bilirler. Bunlar bilirler. Ondan sonra buna dolduracağız. Ve biberonlarımız bunlarla ılık olduğuna çok dikkat etmek zorunda. Ilık olacak. Isıtılıyor. Çünkü buzağlara soğuk bir süt verirsek buzağlar rahatsız olur. Sıcak verirsek de zaten. Çok da sıcak olmayacak. Tam vücut sıcaklığında olacak sütlerimiz. Hayvanlar ne olacak? Daha iyi beslenecekler. Herhangi bir enfeksiyon olmayacak. Çok bilgi edildi bu arada. Buzağların beslenmesiyle alakalı. Evet. Sütlerimiz hazırlansın. Biberonlarımızı götüreceğiz. Tamam. Sütlerimizi hazırlıyoruz. Buzağlarımızı artık besleyeceğiz. Evet. Sütlerimiz, buzağlarımızın sütleri ve onları beslemeye gidiyoruz. Çok güzel. Bu arada köpeğimizi kışkırttın sen Yunus. Bize saldırmaz inşallah. Ay yazık gelmiyor, çok acıkmışlar. Bunlar hangilerinin? Bakıcıları biliyor tabii ki.
İlk iki senin mi? Gel ben sana biberonla besleyeceğim. Gel kuzum gel. Oh mis. Oh 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 oh. Çok acıkmış. Sana da geliyorum dur. Onu da verelim mi birine? Ben mi vereceğim? Tamam. Hadi bakalım. Kaldırıyorum. Ben mi çiremedim? İki dakikada hüplettim vallahi. Çok acıkmış çünkü. Ah gel. Hadi. Ne oldu? Ay nasıl bağırıyorlar ya. Kıyamam ya. Sırayla besleyeceğiz. Geliyorum, geliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi işin başından başlamak istiyoruz biz. Besin değerlerin böyle ayarlanması gerekiyor. Tabii ki veteriner hekimimiz Hasan Bey yine bizimle birlikte. Önce burada bilgisayar ortamında ayarlamaları yapacağız. Sonrasında diğer işlemlerle evet, devam tabii edeceğiz. Tabii bu bir süreç. Yem hayvanları beslemek, yem yapmak, hayvanların önüne dökmek ve ürün almak bir süreçten geçiyor. Evet. Tabii bu süreç günümüzde rasyon ve tiyamar programlarıyla gerçekleşiyor. Bizim de burada kendi lisanslı programımız, tiyamar programımız var. Bu tiyamar programımıza aldığımız ham maddelerin, mısır olsun, küspeler, buğday, arpa, kepek, bu gibi beslenme malzemelerini alıyoruz. Ve fiyatları ve temel değerleri, ana değerleri, ham proteinleri, sellozları, vitaminleri, mineral, kalsiyum, fosfor gibi değerlerini bilgisayar ortamına geçiyoruz. Ve bunları ne istiyorsak, diyelim ki süt yemi istiyoruz. Süt yemi nasıl olacak? İşte 19 proteinli olacak. Vitaminlerinden yüksek olacak, besleyiciliği yüksek olacak, enerjiyi hayvanların enerjisini dengeleyecek şekilde olacak ve bizim hayvanlarımıza uygun olması lazım. Evet. Bunu bilgisayar ortamında, tiyamar ve rasyon programlarında hazırlıyoruz bu şekilde. Belli değer aralıklarımız var değil mi? Tabii. Her beslenme malzeme, her beslenme ünitesinin ayrı değerleri var. Süt ünitesinin yüksek verimli hayvanların, düşük verimli hayvanların, besillerin, buzağların, düvelerin, kurbanların bile belli beslenme aralıkları var, beslenme değerleri var. Peki hemen bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz burası bir çiftlik yani bir kompleks olduğu için evet, veteriner hekimlerimizin kontrolünde yapılıyor bazı şeyler ama kırsal bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan kişiler atıyorum küçük bir ağrımız var ve içinde 4-5 tane ineğimiz var. Bunların besinlerini nasıl yapmalılar? Şimdi bu arkadaşlar nasıl ayarlamalılar? Şimdi 3 öğün de verebilirler, 2 öğün verebilirler ama ne ver, nasıl beslemeliler? Tabii bunların da yılların getirdiği bir tecrübenin yanında evet, devletimiz bu kırsal kalkınma, kırsal bölge adında veteriner hekim arkadaşları görevlendirdiler. Her bölgede var böyle veteriner arkadaşlar var. Bunların da bizlerden de yardım alıyorlar. Bizden yardım alabiliyorlar. Nasıl mesela? Bilgi alıyorlar. Bilgi alıyorlar. Diyor ki şöyle bir yeme ihtiyacımız var. Nasıl yaparsınız? Ya da şöyle bir beslenme ihtiyacımız nasıl bir program yaparız diye. Bizden de bilgi alıyorlar. Diğer arkadaşlarımızdan bilgi alıyorlar. Birliklerimiz var. Damızlık birliğimiz var. Mesela bizim patronunda ya başkan yardımcısı olduğu bir birlik var. Birlik bütün şeylere süt topladığı çiftliklere küçüklü büyüklü bunlara beslenme ve bakım desteği de veriyor. Kupe desteği veriyor, aşı desteği veriyor, evet, bu tohumlama desteği veriyor. Ben bu konuda Damızlık Birliği'ne de burada teşekkür yani böyle ediyorum. Böyle bir hizmet veriliyorsa aynen. Tabii çok teşekkür yoğun, çok güzel. Bedava veriyor bir de. Edip Bey bu konuda çok dikkatli. Biz de geliriz abimiz kendisi, kardeşimiz. Bedava hizmet veriyorlar. Köylülerimiz de bunlardan destek alıyor. Aynı zamanda ürünlerini de bunlara veriyorlar. Kooperatif bunlar daha iyi değerlendiriyorlar. Desteği çok alıyorlar. Çok iyi. Biz de yardımcı oluyoruz bunlara. İşte rasyon olarak yılların getirdiği bir şey olarak. Evet kaldığımız yerden kısaca yine anlatmaya devam edelim. Ayarları yaptık buradan ondan sonra ne yapıyoruz? Ondan sonra işte takip eden işte samanlı, yoncasını, yemlerini karıp hayvanların önüne döküyoruz ve düzenli bir şekilde hayvanlarımız hastalanmadan, rahatsız olmadan, herhangi bir sindirim problemi geçirmeden düzenli şekilde besleniyorlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, alın terinin artık sonuna geldik. Gerçekten alın teri döktük, terledik, yorulduk. Ama şu güzelliklerden ayrılmış olacağız. Sona geldim, üzülüyorum sonlarda. Hocamıza teşekkür ediyorum öncelikle. Bize eşlik etti, işi öğretti.
nasıl yapılacağımızı yönlendirdi, bizi yönlendirdi. Ve gayet güzel çalıştık herhalde ama not sizden gelecek. Evet, teşekkür Hasan ederiz. Bu besi, süt hayvancılığı ve kurban hayvancılığı, yem ve pet entegre tesisimiz burası. Buraya geldiğiniz için hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Biz size katıldığınız için. Bizlere yardım, beraber yaptık bu işleri. Aynen. Bugün yardımcı oldunuz bize. Bugün çırak olarak çalıştım yalnız. Evet. Valla patron nasıl dayandıracak bilmiyorum artık, beni iş alır mı almaz mı, soru işareti. Ya, gayet başarılıydınız. İyi miydi? Çok iyiydi. Hata kötü olan yerler neresiydi? Hata yoktu. Kötü yoktu. Araba kötüydü. Araba, onu başaramadım. Araba özel bir araba burada. Akuple bir şey, evet. Normalde traktörle yapılan bir iş. Burada çok yoğun iş olduğu için yaklaşık... Traktör daha kolay bence. Bunun bir sürü yani, şeyi var çünkü. Evet, yani vitesi var. Akuple bir yem karma makinesi. Evet. Büyük de olunca alışılabilir yani ileride. Bu da bir dahaki seferde alışırız. Peki buradan bu işte ilgilenen kardeşlerimize aynı zamanda üreticinin dışında tüketiciye mesajlar verelim. Nelere dikkat edelim, neler yapalım? Şimdi üretim gerçekten Türkiye'nin ihtiyacı olan konuda üretmek ve üretmek. Herkes Sabancı'nın söyledi, çalışalım. Biz de üretelim. Neden ihraç ediyoruz mesela? Evet. O kadar çok çiftliğimiz var yani, ki ben buna yani, gerçekten üzülüyorum şimdi, ben. Şimdi dünyada bütün ülkeleri zengin ettik. Hayvancılık evet. Olan mesela. Aynen. Paraguay'dan geliyor, Brezilya'dan geliyor. Büyükbaş hayvancılık özellikle, kesinlikle. Bunda. Amerika'dan geliyor, Fransa'dan geliyor, Sırbistan'dan geliyor, Letonya'dan geliyor, Macaristan, hepsinin hayvanını tükettik. Niçin bu duruma geldik peki? Bizim bu duruma düşmemizin birini de derim, bizim ülkemizdeki insanların sığır eti çok tüketmesi. Bizim sığır etini başka tüketecek et yok. Çünkü domuz eti tüketmiyoruz, tavşan tüketmiyoruz, geyik tüketmiyoruz. Sanırım küçükbaş hayvanları küçük çok fazla tüketmiyoruz. Aslında küçükbaş hayvancılığı hem kaliteli ülkemizde hem de lezzetli aslında. Küçükbaş eti de tüketmeliyiz. Ama sadece koyun var. Şimdi koyun evet, sevmeyenlere keçi bulmak da çok zor. Oluyor yani. O, İşte bunun üretimini devamını getirebilmek gerek, çoğalması gerek. Ülkemizdeki Tarım Bakanlığımız bu konuyu el atmalı. Hayvan üretim çeşitliliğini artırmak. Aynen ve dışarıdan lütfen almayalım. Dışarıdaki etleri almayalım. Elimizin altında her şey. Kendi hayvanlarımız gerçekten emekli oluyor bu hayvancılık. Büyük yatırım istiyor, büyük gayret istiyor. Gördüğünüz gibi zor iş. Ama işte üretimi desteklesek, dediğimiz gibi bizim patron dediği gibi 3 yıl içinde bu sorunu biz hallederiz. Üreticiden tüketiciye gelinceye kadar birçok da şey değişiyor. Mesela tabii. Fiyatlarımız çok inanılmaz yani, yüksek değil mi? Tabii şimdi şöyle, bizim buradaki işte atıyorum bizim şu anda etimizi kestirmemiz 29 lira kestiriyoruz. Bim'de veyahut da isim söylemiyorum herhangi bir markette. En aşağı et 43 lira, 45 evet. lira. Neden bu arada bu kadar fark Aradaki var? Aradaki fark sanırım direkt üreticiden tüketiciye bazı kanallar atlarken çok mu aracı çok, var? Çok aracı var. Çok aracı var. Bunların aradan çıkmasına gerekiyor. Bazılarının azalması lazım. Bunun azalması lazım. Bizim et balık kurumumuz lütfen yani et balık pazarcılıkta kurumumuz, olduğu gibi. Yani pazarda olduğu hani gibi. Hani üretici lütfen. Diyor ki ben bu işi yapıyorum, üretiyorum, çok emek veriyorum ama çok az kazanıyorum. Pazarda satarken değil mi? Aradan zaten yine özellikle marketlerde, aynen, kasaplarda aynen. Yani en kötü et 43 lira, 50 lira, 55 lira, 80 lira kadar et var. Ya bu 29 liraya buradan çıkıyor en kaliteli. Evet. En kaliteli. Bunun daha düşüğü de var. Lütfen devletimizden, bakanlarımızdan rica ediyoruz. Bunun yemi var, suyu var, her şey hesaplayın. Bunların hepsi masraf evet, alım çünkü. Alım teri yani. Tabii, alım tabii ki. Tırnağından boynuzuna kadar hepsi alım teri bu hayvancı. Kesinlikle. Sizler de gördünüz. Lütfen et balık kurumumuzu canlandıralım. Hadi bakalım. Halkımıza daha çok yanaşalım. Üreticimize, aynen, köylümüze daha çok yanaşalım. Destek olalım. Destek olalım. Bakın ülkemiz hayvancılıktaki bütün sorunları halledecektir. Bu konuda en azından önde gidebiliriz. Evet, önde gidelim. Teşekkür ediyoruz. Ülkemiz çok büyük. Şimdi işletme sahibimiz Kasım Bey bizimle birlikte. Yıllardır bu işin içinde olduğu için ve bazı birliklerde görev aldığı için kendisi. Birazcık değerlendirme hem bizim çalışmamızla ilgili değerlendirme yapmasını isteyeceğiz hem de bu işin zorlukları. Biz şimdi çalışarak görmeye çalıştık. Burada çalışanların halini anlamaya çalıştık. Ama biraz da sizden bizim göremediğimiz ya da yapamadığımız bölümleri duymak istiyoruz efendim. Buyurun. Şimdi bu sektörü gerçekten bu hayvancılığı sevmek lazım. Evet. En önemlisi bu. Yani ben doğduğumdan beri bu işin içindeyim. Dede mesleğimiz. Evet. Ama çok zorlukları var. Yani sevmediğin zaman bu işi yapamaz. İşte bir ister istemez bir kimliğimiz var. Konya'da Mızık Birliği'ndeyim, yönetimindeyim ben. Evet. İşte arkadaşlar geliyor diyor ki siz bu işi biz bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yapalım. Ne diyorsunuz diyorlar. Aynen sorduğum soru şu. Diyorum ki
siz eşinizi seviyor musunuz, çocuklarınızı seviyor musunuz diyorum. Seviyorum. O zaman sen bu işi yapamazsın diyorum. Niye diyor sen sevmiyorsun. Onlardan ayrı kalacaksınız çünkü. Ayrı kalacaksın çünkü çok vaktini onlara ayırmak zorundasın. Evet. Yani gece elektrik gider sizi bulur. İşte gece bir arıza olur sizi bulur. Hasta olur sizi bulur. Bir doğum olur sizi bulur. Yani şöyle özelde bir şey anlatayım. Babam vefat etti. İnan taziyemizi yaşayamadık. Yani bu işi sevmezsiniz, bu işi yapamazsınız zaten. Büyüyemezsiniz. Büyüyemezsiniz. Zaten. Ya büyümeyi de boş ver, yapamazsınız. Önce sevmek lazım. Yani bir şey daha anlatayım. Ufak bir tane torunum var. Allah bağışlasın. 4 yaşında. Çiftliğe gelip hayvanların içine girdikten sonra evime gittiğim zaman balkonda karşılıyor dedem dedem diye. Sarıldığında koku bir dede bir kokuyorsun diyor. Duş alıyorum. Haliyle kokuyoruz yani yapacak bir şey yok. Çocuk duş alıp geldikten sonra boynuma sarılıyor dedem dedem diyor. Yani bunu herkes yapamıyor. Evet. İşin Türkçesi bu. Evet. Peki işin mesleğin zorlukları neler? Mesleğin zorluğu en önemlisi eleman. Eleman bulamıyoruz. Çırak olarak yetişebilir miyim acaba şöyle nasıl böyle çalışmalarımız? Giderse, çalışmanız güzel ama yapacağınızı da tahmin etmiyorum. Yapmazsınız. Yani dedim ya biraz önce. Sıfırdan bak elini öper biz 4 kardeşiz. 8 tane bebemiz var. Her gün sabah 8'de biz buraya getiriyoruz. Bu işin içinden geldiği halde ya işte yapacaksın mı diyorum. Amca zor diyor veya baba zor diyor. Yapmaz yani. Bizden sonraki kuşak bu işi yapmaz. Niye yapmaz? Para kazanmıyoruz. Yani en özel bir şey söyleyeyim. Biz kendimiz sütün fiyatı şu arkadaş ben satıyorum diyemiyorum. Fiyatları belirliyor fabrikalar, et süt kurumu. Sütün fiyatı bu diyor. Kâr da istek, zarar da istek o fiyata vereceksin diyor. Yani biz mesela bir markete gidiyorsunuz veya bir yere bir alışverişe gidiyorsunuz. Şu kaç para dediğinizde size diyor ki bunun fiyatı 5 lira. Evet. Biz onu diyemiyoruz. Gidiyoruz alıcıya diyoruz ki siz kaça alıyorsunuz? Evet. Ondan dolayı yani yatırdığımız para çektiğimiz emeğin karşılığı değil ama biz bu işi seviyoruz. O yüzden de devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Devam da edeceğiz inşallah. İnşallah. Biz efendim programımızın ediyoruz. Sonuna geldik artık. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Farklı sektörleri ve o sektör açmaya başlıyoruz. Tabii benim ablam ama önce şu kıyafetlerimizi değiştirelim istiyoruz. Uygun harbiden de gücüz diye bir şey. Sonrasında ustam bize işi öğretecek. Birlikte kesimden tutun.